Arkadaşlar, Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprak sarması saracağım. Yaprağımız salamurdu. Akşamdan ıslattım arkadaşlar soğuk bir suya. 2-3 defa suyunu değiştirdim, döktüm, yeniden su doldurdum gördüğünüz üzere. Şimdi bunu bir şöyle süzek içine alacağım ve suyunu süzülmesine yardım edeceğim arkadaşlar. Yani tuzlu suyumuzu burada bırakmış olacağız. Süzüle dursun yaprağımız şu şekilde. Biz de hemen yaprağın iç malzemesine geçelim arkadaşlar. Şimdi soğanımızı ben güzelce soydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğanlarımız büyükten küçüğe doğru toplamda hepsi 3 büyük boy soğan kadar anca gelir. Şöyle de neredeyse 3, 6, 9, 10 baş kadar da sarımsağımız var. Bol sarımsaklı yapacağız bugün. Yaprak sarmamızı. Yaprak sarmamızın özelliği bu arkadaşlar. Bu güzel mutfak hediyem de arkadaşım Zühre Tokak'tan bana hediye geldi. Ev hediyesi. Çok değerli bir arkadaşım kendisi. Allah razı olsun, hediyesini kullanıyorum. Bunu da buradan belirtmek istedim arkadaşlar. Bugün elimde doğramayacağım. İzleyicimin bir tanesi şey yazmış bana yorumda. Elmas, Allah seni kahretmesin. 5 dakikamı soğan doğramakla geçirdin diye. Bugün onun 5 dakikasını almamak için robot atacağım arkadaşlar soğanlarımı. Bunun iki yapalım. Bir tanesini de diğerini de yapalım arkadaşlar. Yeterli. Fazla suyunu çıkarmayalım soğanımızın. Bunu bir tabağın içine alalım. Arkadaşım Zühre, bu çok etkiliymiş robotun. Gerçekten soğanlar içinde kaybolmuş. Şöyle bir kasemizin içine alalım. Ve diğer soğanlarımızı da robotumuzda çekelim arkadaşlar. Aynı bu şekil. Çıkarmayalım, yeterli. Bu sefer güzel oldu arkadaşlar. Biraz önce çok çekmişiz. Bayağı suya çıkmıştı. Şimdi sarımsağımızı aynı bu şekilde rendeleyelim. Robotumuzu da çekelim. İçinde kaybolsun yaprak sarmamızı. Sadece lezzeti kalsın. Ki ağzımıza gelmesin yerken. Şöyle sarımsağımızı da ekleyelim. Bunu da güzelce robotumuzdan geçirelim. Sarımsağımızı soğanımızın içine eklemeyeceğim arkadaşlar. Bunu da bir başka kavanozun içine dökeceğim. Ve evet arkadaşlar, yaprağımızın iç harcına geçelim. Tenceremizin altını yakalım. Şöyle neredeyse bir su bardağı, çay bardağı kadar sıvı yağ koydum arkadaşlar. Koyduktan sonra yaprağımız bayağı çok. Ben bugün içimi göz kararı yapacağım. Yaprak içini. Hani siz de bakarsınız yaprağınız ne kadarsa, zaten yaprak saran hanımlar bilir ne kadar yapıldığını, içinin ne kadar gideceğini, iç harcının. Bugün bir püf nokta söyleyeceğim sizlere yaprak sarmasında arkadaşlar. Şöyle yağımız biraz ısınsın ki bulgurumuz içine ekleyelim. Püf noktası nedir? Bugünkü yaprak sarmamızın güzel lezzeti bu sarımsaktan olacak arkadaşlar. Ömrünüzde yediğiniz en güzel yaprak sarması olacak. Gerçekten deneyin. Bu tarif annemin tarifi. Yağımız ısındı. Şöyle ben göz kararı bulgur ekliyorum. Yaprağıma göre. Sadece bulgurla yapacağım arkadaşlar. Benim yaprağım bayağı çok. Bunun hepsini ekledim. Gerçekten anca yeter. Söylediğim gibi sizler yaprağı az saracaksanız bulgurluğunuzda az yaparsınız.
arkadaşlar, gerçekten video çekerken insan bazen şaşırıyor. Ben yağımı döktüm, ısındıktan sonra soğanımı ekleyecektim ama kafa gidiyor, gerçekten olabiliyor bazen. Bulgurumu eklemişim, bir yanlışlık oldu. Kendi kendime şu an gülüyorum. Tekrardan tavama yağ koydum ve soğanımı içine koyacağım arkadaşlar. Soğanımı kavurmayı unutmuşum, bulgurumu eklemişim. İnsanlık hali gerçekten olabiliyor, hani nasıl oldu demeyin. Bazen sizler de unutabilirsiniz. Gerçekten insan video çekerken bambaşka bir şey oluyor. Hani yapacağı şeyi de unutuyor. Ayrı tavamda şöyle soğanımı güzelce kızartacağım. Soğanımız kızara dursun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, soğanımız kızardı gördüğünüz gibi. Bunu robotta çektiğimiz için bu şekil kızarıyor arkadaşlar. Tabii ki elde doğramaya benzemiyor bu soğan. Şimdi diğer bulgurumuzu ocağımızın üzerine alalım. Soğanımızı içine ekleyelim. Aslında önce soğanı kızartacaktım ama böyle bir talihsizlik oldu arkadaşlar. Tekrar başa da saramadım. Hani bulguru eklemiş oldum. Bu şekilde böyle bir çare yaptım. Önce siz soğanınızı kızartın. Daha sonra bulgurunuzu ekleyin. Değişen hiçbir şey olmadı. Gördüğünüz gibi. Şimdi güzelce bulgurla soğanımı karıştıracağım. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Bir yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı toz biber ekledim arkadaşlar. Bunu da güzelce karıştıralım. En son sarımsağımı ekliyorum. Sarımsağımı soğanla eklemedim çünkü bu sarımsak kavrulduğu zaman tadı ve lezzeti kalmaz arkadaşlar. Kokusu gider. Asıl püf nokta işte burada. Sarımsağı en son attım. Ekledim. Şöyle 2 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Tuzumuz biraz bizim tatsız, yani toz gibi. O yüzden tat vermiyor. 1 su bardağı da su ekliyorum. Şimdi güzelce bir kavrulalım arkadaşlar. Bu bizim yaprak içimizin harcı. 1 su bardağı, eğer eksik geldiyse 1 su bardağı daha ekleyebilirsiniz. Benimkine eksik geldi şu an. 1 su bardağı daha soğuk su ekledim. Neden su ekliyorsunuz derseniz, yaprağınız çabucak pişmesine yardımcı olacak arkadaşlar. O yüzden su ekledim. Gördüğünüz gibi bulgurlarımız şişti hemen. Azıcık da bir sürü oldu. Şöyle suyunu hafiften çektirelim ki biraz kavrulsun. Daha kokulu olsun yaprağımız. Tadına tuzuna bakalım. Tuz eğer eksikse üzerinden ekleyelim arkadaşlar. Acını seviyorsanız biraz daha toz biber ekleyin. Yaprağımızın iç harcı hazır. Hadi hep birlikte yaprak sarmaya geçelim. Şimdi hep birlikte yaprağımızı saralım arkadaşlar. Akşam oldu, herkes evine çekildi. Biz de yaprağımızı saralım sizlerle birlikte. Şöyle iç harcımızı bir karıştıralım. Tadına tuzuna baktım ben arkadaşlar. Gayet güzel olmuş benimki. İnşallah sizler de yaparsınız. Sizinkiler de güzel olur. Şöyle bir de tepsi veya sini deriz biz. Sini getirdim arkadaşlar ben. Tahta masamın suyu akmasın diye. Alüminyum düdüklüsüne saracağım. Gerçekten farklı bir lezzet oluyor. Bu tencereyi düdüklü deneyen arkadaşlar lezzetini bilirler. Şöyle bir başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yaprağımızı
Bir de şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Şu düdüklü tencerenizin alt kısmına yaprağınızdan şu şekilde alt kısmına bir sıra yaprak korsanız eğer bu şekilde dizerseniz ilk sıranız yanmayacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Bilmeyenler için söylüyorum. Şöyle ilk yaprağımızı sardık. Düdüklü tencerenizin içine şu şekilde arkadaşlar bir sıra yaprak dizerseniz eğer yapraklarınızın birinci sırası yanmayacaktır bu yapraklar sayesinde. Şöyle yaprağımızı saralım. Yaprak bahçemizin yaprağı. O yüzden çok taze ve küçük. İç harcını biraz dolu dolu koyalım ki yerken boş olmasın. Şöyle iç elimizi göster Ahem, yakınlaştır. İlk yaprağımız sarıldı arkadaşlar. İkinci yaprağımızı saralım. Şu şekilde içine bayağı bol koyuyorum. İki tarafını kapatıyorum. Hem sağ tarafını hem sol tarafını. Daha sonra bu şekilde kendi tarafıma kıvırarak kapatıyorum arkadaşlar. Zaten herkes bilir yaprak sarmasını. Ama bu yaprağımızın gerçekten farklı bir lezzeti olacak. Farklı lezzeti sarımsak sayesinde. Evet arkadaşlar, yaprağımı bitirdim, sardım. Tek başıma, Allah kolaylık versin, iş kaygısı versin. Gördüğünüz gibi yaprağımız hiç kalmadı arkadaşlar. İçimizde tam yetti. Yaprağımıza tam denk geldi. Şimdi yaprağımızın suyunu döküp sıvı yağsını ekleyelim ve pişirmeye bırakalım. Şöyle bir sürahi ile ılık suyum var. Neredeyse 2 litreye yakın. Bakalım ne kadar su alacak yaprağımız. Şöyle yaprağın üzerine geçtiği zaman
Yeterlidir arkadaşlar ama ben biraz daha dökeceğim su. Çünkü aralarını bayağı sıkı yaptım. Hani altına su geçmeyebilir. O yüzden yaprağımız yanmasın. Şöyle sürahimizi gösterelim. Bakın neredeyse yarısından çoğunu döktüm. Fazla dökmeyelim. Bu sefer de sulu olur. Ve şimdi sıvı yağımızı da ekleyelim. Eğer bol sıvı yağlı severseniz veya zeytinyağlı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben iç malzemesine bayağı bol katmıştım. Bu yağımız da yeterli. Şimdi düdüklü tenceremizin kapağını kapatalım. Düdüklü tenceremizin kapağını kapattık arkadaşlar. Şöyle de bir bu düdüklü tencerelerin tepesi olur. Onu da taktık. Ocağımızın altını yakalım. Ve kaç saatte pişeceğine bakalım. Yaprak sarmamızı. Arkadaşlar yaprağımız pişti. 8.30'da koymuştum. Saat şu an 9.30. Havasını alalım düdüklü tenceremizin ve yaprağımıza bakalım. Arkadaşlar tenceremizin havasını aldık. Yaprağımız pişti mi kontrol edelim. Şöyle bir ilk olarak piştiğini nereden anlayacağız? Şöyle düdüklü tencerenizi bu şekilde eğin yani bükün. Eğer su varsa pişmemiştir. Bakın bizimkinde su yok arkadaşlar. Su olsaydı buraya gelirdi. Yani pişmiş galiba. Evet hem de çok güzel pişmiş. Hatta çatala bile gelmiyor. Fazla pişmiş. Şöyle elimle birkaç tane koyayım. Yaprağımız servise hazır. Üzerine sarımsaklı yoğurt çok güzel gider. Bizlere afiyet olsun. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.